Hoş geldin. Gelmene sevindim. Güneş Hanım çok ısrar etti. Ama istemesen gelmeyebilirdim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hava çok güzel. Yürüyelim biraz. Aile yemeği. Benim ailem o. Aile yemeği. Benim ailem o be. Benim ailem. Buraya niye geldim ben de bilmiyorum. Belki de ne söyleyeceksin onu merak ediyorum. Ya da işte iki haftada ne değişti bilmiyorum. Yani yaptıklarımın savunulacak bir tarafı yok. Özür dilemenin de bir manası yok. Ama şunu bil ki ben o adam değilim, olmak istemiyorum. Bunu yapabilmek için de senin yardımına ihtiyacım var. Ben sana yardım edemem. Edebilirsin. Tutunabileceğim birkaç insandan birisin. Oğlumsun. Anneme yaptıkların, bana yaptıkların. Hiç açma. Ne olur açma çünkü ben zaten... Yani bu kabuslarla uyanıyorum hep. Senden bir şey isteyeceğim. Senden sadece bir günlüğüne bunu unutmanı rica ediyorum. Bir günlük bir anı vermeni rica ediyorum. Yapamaz mısın? Bir gün. Yapamam dersen anlarım. Ben sana karşı ne hissediyorum onu bile bilmiyorum. Ama artık öfkeli bile değilim. Bak oğlum. Benim babam hiç iyi bir adam değildi, iyi bir baba değildi yani. Onunla ilgili iyi bir anım yok. Yani o yüzden ben nasıl iyi baba olunur bilmiyorum. Lan dibine düştü desene. Hayır hayır ben onun gibi değilim. Hayır değilim. O hiçbir zaman hata yaptığını kabul etmedi. Hayatı boyunca hep haklı olduğunu savundu. Şuraya bak ya. Az önce kaldım. Senden özür dilemeyi bile beceremiyorum da. Yetmez biliyorum. Ama ben kötü bir baba değilim. Gerçekten değilim. Yani hatalar yapan biriyim. Ama kötü bir baba değilim.
Seni seviyorum ben. Senden bana bugünü oğlumla bir anı olarak vermeni istiyorum. Ben seni hep sevdim. Hep. Ben hayatım boyunca sadece normal bir annem ve babam olsun istedim. Sadece beni seven bir anne ve bir baba. Sen şimdi bana beni sevdiğini söylüyorsun ya. Keşke daha önce söyleseydin de. Bilseydin bunu. Çok değil, aradım söyleseydin keşke. Bilseydim. Bana bugünü ver. İnan bana her şeyi değiştireceğim. Köfteler hazır. Sen mutfakta bayağı becerikliymişsin ya. Aa, çok güzel görünüyor. Yalnız yaşayınca. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oo, hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk Güneş Hanım. Bakıyorum önlüğü takınca kendinizi bulmuşsunuz. Eve neden adapte olmadığınızı şimdi anlıyorum. Evet doğru. Meğer ben buraya aitmişim değil mi Rana Hanım? Öyleymiş. Evet. O yüzden kuralları da ben koyarım. İlk kural herkes çalışır. Salata için birkaç soğan doğrarsınız herhalde Rana Hanım. Evet benim işim bitti. Size kolay gelsin. Al ince. Çocuklara bakacağım. Yani biz de uzun zamandır birlikte yemek yapmıyorduk. Sıra bende. Her şey çok güzel olmuş Ahmetciğim. Eline sağlık. Ay vallahi çok acıktım ben. Ağzım sulandı. Hadi oğlum be. Oluyor diye oluyor. Oo. Üşümüyorsun değil mi? Maşa yakıştı eline Savaş. Yakıştı. Her şey yakıştı eline onun. Hepinizi ben bir araya toplamışken bir iki bir şey söyleyeyim isterseniz aşkım. Söyle aşkım. Bazen
ne kadar şanslı olduğumuzu unutuyoruz. Bir masanın etrafında ailece toplanıp yemek yemeyi, çocuklarımızın boyumuzu aşacak kadar büyüdüğünü, her şeyden önemlisi bir aile olmanın ne kadar önemli olduğunu bazen unutuyoruz. Hatalar yapıyoruz. Birbirimizi kırdığımız oluyor. Birbirimizi anlamadığımız. Birbirimizden bir şeyler sakladığımız. Ya da birbirimize bir şeyler söylemek isteyip de söyleyemediğimiz. Geçtiğimiz haftalarda ben çokça bunları düşündüm. O zaman anladım ki mutlu olmak için tek bir şey başarmamız lazım aslında. Bir masanın etrafında beraber oturabilen bir aile olmak. Her ne olursa olsun. Ben kendi adıma bundan sonra bunun için çabalayacağım. Geçmişte sebep olduğum her şey için çok özür diliyorum. Kırdıklarımdan. Üzdüklerimden özür dilerim. Çok güzel konuştun Haluk'cum. Ailemizin huzuru için biz de elimizden geleni yapacağız hepimiz.